Efendim, nasıl bir gece sizin için? Ben biraz yetişmeye çalıştım ama geç geldim. Çok heyecanlı. Konserden çıktım, şimdi koştura koştura geldik. Çok merak ediyorum gerçekten. Yani final ikilisi ne olacak? Bu dörtlüden biri siz olsaydınız olay nasıl olurdu? Bu dörtlüden biri ben olsaydım olay çok farklı olurdu lan diyecek. Yani bilmiyorum ya, hayallerim arasında sanırım bu sene biraz oturup izlemek var yani açıkçası. Bakalım, arkadaşlarımı izleyeceğim. Yani... Sizin için nasıl geçti bu sene Survivor? Çok zorlandığınız bir an oldu mu? Hiç unutamadınız. Orada tamam artık bitti dediğiniz bir an. Yani Nagihan'la kavgamda tabii ki ayrılmak istemiştim. Orada çok yorulmuştum ve psikolojik olarak gerçekten hani bittim dediğim andı. Onun dışında biliyorsun ufak çaplı sinir krizlerim falan aldı. Yani o süreç içerisinde. Yani psikolojik bölümü çok zordu. Açlığa alışıyorsun, miden küçülüyor, zayıflıyorsun ama psikolojik süreç en zoruydu. Bir barış falan... Ya sıkıntı yok ya, orada olanlara biraz artık şey gözüyle bakıyorum, hani orası bir süreç ve orada insanların psikolojisi çok değişiyor, verdiği tepkiler çok değişiyor. O yüzden orası bitince aslında oranın dünyası da bitmiş oluyor. Kimseye öyle aman aman bir hani kinim, nefretim, hiçbir şeyim yok. Survivor size ne kattı? Survivor bana burayı kattı yani. Tabii ki bir seven kitlem oldu, insanların desteklemesi çok güzel, fotoğraf çekilmek istemeleri çok güzel. Benimle gülüp benimle ağlamaları çok güzel. Genel olarak mutluyum çok. Vallahi samimi bir şey soracağım. Şuraya bir de gönül sızısı koydu mu? Gönül sızısı mı? Evet yani. Finale kalamadığım için mi? Yani duygusal bir şeyler Yunus Bey. Ya onlara beni alet etme. Peki. Sağ olun. Hakan abi geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkürler. Hayırdır inşallah. Ya Survivor'da biraz fazla yıpratmışız. Ben yırtık zannediyordum. Kırık da varmış kolumuzda. Kırık da var. Evet evet. Şimdi geldim, ameliyat oldum işte, 3 hafta oldu. Şimdi iyiyim, yavaş yavaş toparlıyorum. Totalde 6 aylık bir süreç, aynen. Evet, ciddi bir olay. Ondan sonra inşallah eski sağlığımıza döneceğiz. Bu sene Survivor senin için nasıl geçti? Survivor güzel geçti. Hem eğlendik, hem güldük, hem ağladık, hem kavga ettik, hem paket yaptık, hem paket olduk. Hepsi beraber. Güzeldi, çok güzeldi. Abi gerçekten. Turabi ile bir atışmanız vardı. Sonra orta yolu buldunuz gerçi ama. Evet, evet. Sizi en çok zorlayan oydu galiba. Biz öyle gördük. Ya, tabii ki. Turabi ile bizim zaten dillere destan bir arkadaşlığımız, sevgimiz var. Yok şaka bir yana, hani dışarıda severim Turabi ama orada tabii rekabet. Bir de o benimle oynamayı, ben onunla oynamayı, oynaşmayı seviyoruz. Buradan selam olsun Turabi'ye de. Ya gelemedi aslında, bak gel dedim, gelemedi buraya. Yapacak aslında bir şey yok. Burada konuşulacak başka biri var. Çağırsam mı bilemedim, anne burada ama. He, kayınvalide. Çağırsak mı onu da? Güzel güzel seyrediyor şimdi valla, sağ olasın. Peki abi, bu dörtlünün içinde sen olsaydın işler nasıl değişirdi? Valla şöyle diyeyim, bir daha gideceğim. O zaman burada olacağım. Onu yani o gün bu yayını yayınlarsın, bu programı, bu röportajı yayınlarsın. Çünkü gerçekten eğer sakatlanmasam ve hazır gitseydim şu an burada olabilirdim. Zaten oraya gittikten sonra pişman oldum. Hazırlanmadığıma, sakatlığa da yapabilecek bir şeyim yoktu. Bu benim atış kolum. Onu kaybedince de çok zorlaştı. Çünkü ters elle hayatta ne yapabilirsin? Elimden geleni yaptım. Ama dediğim gibi buraya kadarmış. Bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Güzel de geçti benim için. Eve döndüğünüz zaman hanımefendinin, Gizem Hanım'ın size ilk söylediği şey ne oldu? Niye erken geldin dedi. Aynen aynen. Ama kızımı da çok özlemiştim. Kızım da bana baba 100 gün kal demişti. Tam 100. gün elendim. Vallahi. Öyle bir tesadüf de oldu. Bundan sonraki aynen. Macera nasıl gelişecek abi? Bundan sonraki macera. Vallahi şöyle diyeyim. İnşallah bu sene panorama da olurum ama ondan sonraki sene istiyorum Survivor'a tekrar gelmek. Çünkü bir gün burayı, finali göreceğim diye düşünüyorum. Onun için de her şeyi yapacağım. Hazırlanacağım. Belki o zaman 45-46 yaşında olacağım ama bir şekilde burada olacağım. Çok sen başarısın abi. İnşallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Sizin için nasıl bir Survivor'da? Hadi buradan başlayalım. Yani benim için sonu biraz üzücü bitse de çok güzel bir sezon oldu. Düellonun olması, merhaba Hikmet. Gerçekten değişik bir sezon yaptı bu seneyi. Ve bundan sonra umarım hep böyle devam eder. SMS'lerine düello daha heyecanlı oldu. Yani şu anda 4 kişi izledik, 2 kişi kaldı. 4'üne de eşit uzaklıktaydım. 4'ünü de çok seviyorum. Kim kazanacak bilemiyorum. Çok heyecanlı. Yani birisini desteklemeden bile çok heyecanlanıyorum burada. Şu an fanatik destekleyenleri düşünemiyorum bile. Ya zaman zaman çok gergin anlar oldu. Sen hiçbir gerginlikte yoktun. Ben de ufak tefek girdim gerginliklere yani de. Onları saymayalım hadi. Yani çok benim karakterime uygun değil öyle gerilmeler de. O yüzden sanırım yoktum. Ama yani insan işin içine giriyor ister istemez.
güzel bir sezon oldu gene de, iyisiyle kötüsüyle. Hiç kırgın olduğun biri var mı kadroda? Yok ya, ben hepsini çok seviyorum. Vallahi. Gerçekten yani, kalbimden söylüyorum, hepsini çok seviyorum. Peki Gizem, bundan sonraki macera senin için nasıl gelişecek? Öncelikle dizimin iyileşmesiyle gelişecek. Fizik tedaviye devam ediyorum. Şu an daha yeni yeni yürümeye başladım. Aynen, koltuk değneklerini yeni attım. Yani yavaş yavaş iyileşeceğim. Sonrasına bakacağız. Oyunculuk? Olabilir. Neden olmasın? Bakıyoruz. Kendi mesleğime de devam edeceğim. İç mimarlık da yapıyorum. Bakalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Pardon. Teşekkür ederim. Girişte çekilmiş. Damla Hanım. Bu nasıl bir hediye? Ya çok tatlı bir hediye. Ya, teşekkür gel, ederim sana. Gel. Gel gel. Ne haber? Sen bunu kendin mi yaptın? Evet. Vallahi mi? Evet. Ne kadar zamanını aldı kız? Yıldızları sevdiğimi bilmiyor ama. Vallahi mi? Evet. Çok mu seviyorsun Damla abla? Çok mu seviyorsun abla? Evet. Vallahi ya. Teşekkür ederim sana. Çok güzel olmuş. Gerçekten. Saklayacağım bunu. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyız. Mükemmel bir final. Vallahi öyle. Şu anda şeyiz böyle, çok heyecanlıyım. Bu atmosfer inanılmaz. İlk defa böyle bir herkesin önünde canlı bir şekilde oyun oynanıyor. Bunu yönetebilmek çok zor. O yüzden hepimiz heyecanlıyız. O finalde siz olsaydınız ne olurdu? Ya bilmiyorum. Ben şimdi şeyi gördüm. Batuhan'ın ailesi, Ogüde'nin ailesi, işte Seda'nın ailesi, Nefise'nin ailesi, böyle herkes izlerken şeyi hissettim. Dedim benim ailem burada olsaydı nasıl oynardım acaba diye. Bunu yönetebilmek çok zor. Hele ki düellolarda bile o stresi yönetebilmek çok zorken şeyi hissediyorsun yani. Ben ailem buradayken nasıl olurdum bilmiyorum ama muhtemelen daha hırslı çıkardım. Sizi en çok heyecanlandıran an hangi andı Survivor'da? Çok vardır da. Ya bir tanesi çok özeldir. Ya değil, bütün oyunları çıkarken ben heyecanlanıyordum. Şey hissediyordum zaten. Ya bir özellikle mesela ikili oyunlarda hani ben kötü olmamalıyım. Çünkü mesela Batuhan'la çıkıyorum oyuna ya da Ogeday'la çıkıyorum. Onlar iyiyse oyunda diyordum ki yani onlara daha iyi parkuru getiriyor olmam lazım ki onların atışını boşa çıkartmamam lazım. O yüzden orada ekstra heyecanlanıyordum. O yüzden daha güzel yani. Survivor sana ne kattı? Arkadaşlık, dostluk, evet. Zaman zaman kavgalar da oldu, evet. Atışmalar da oldu. Çok etkiledi mi o durumlar seni? Ya etkileniyorsun ister istemez ama ben şeyi sevmiyorum ya. Bu kavga, kaos, bu negatif enerjiden çok hoşlanan bir insan değilim. Şey, yani iyi hissetmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Barış kızısın. Evet, öyleyim. Gerçekten öyleyim. Çünkü kötü hissettiğim ve kavganın olduğu yerde, negatif enerjinin olduğu yerde kendimi ister istemez böyle daha düşük hissediyorum. O yüzden böyle herkes birbiriyle iyi geçindiğinde ve özellikle yalan söylemediğinde, insanlar arkasından iş çevirmediğinde daha mutlu oluyorum. Bundan sonraki macera nasıl gelişecek? Benim için mi? Evet. Bilmiyorum, kısmet. Çünkü çok şanssızlık yaşadım ben Survivor'da. Şimdi herhalde Ağustos ayında ameliyat geçireceğim omzumdan. O geçtikten sonra hayatın şansını ve kısmetini bekliyorum. Dizi teklifi aldın mı? Doğru söyle bak. Söyleme. Yapma öyle şimdi. Söyleme. Azıcık gıybet yap bana. Ya sürpriz olsun o. Sürpriz olsun. Duydun bir şeyler ama... söyletme bana. Evet, biliyor musun? Söyletme bana. Söylemem. Yok söylemem ama şey var bir şeyler. Diyorum ya, hayatımın şansını güzel yerlerde değerlendirmek oyunculuk istiyorum. Seni zorlayacak mı? Orası da bir Survivor bence. Ya değil, sporun içerisinde olmak da benim için güzel. Yani bir dahaki Survivor'da mesela ol desen hemen olurum. Çünkü şu an bu atmosferi yaşamak çok başka bir duygu. Ya bu çevirme, dur şimdi. İş olarak dersen de güzel bir işin içerisinde var olmak isterim. Çok teşekkür ederim, çok samimisin. Teşekkür ederim, sağ ol. Muhteşem bir final oluyor Sercan Bey. Sizce nasıl geçiyor final? Valla çok heyecanlı. Yani herkes zaten iyi konsantre olmuş. Ogeday zaten dün yarı finalde de kendini belli etti, odaklandığını. Yani finalde olmak isterdim ama çok yorulmuştum. O yüzden de hepsini teker teker çok seviyorum. Yani dört yarışmacıyı da ayrı seviyorum. Tabii kırmızı takımdan Nefise vardı. Onu ayrı bir destekliyorum. Zaten kendisine de söyledim. İyi olan kazansın.
Atmosferi çok beğendim bu arada, onu soracak olursan. Şunu soracağım, yani evet atmosfere geleceğim. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir coşku. Yani birçok Survivor finali gördük ama bu sanki birazcık daha başka. Yani ilk senesi zaten, performans senesi olduğu için şimdi bu tarz tribünlere alışık biri olarak söylüyorum. Final, yani bu dörtlüye kalabilseydim şansım yüksekti. Çünkü bu tarz atmosfere karşı yarışma gerçekten de çok keyif verici. Bakalım neden olmasın bir daha. Bu sene sizi en çok zorlayan an ya da olay hangi olay? Yani ilk zamanlar biraz Tur abiyle o konuda çok atışmıştık. O süreç biraz zordu. Sonrasında açılacağımı biliyordum zaten. İlk iki ay zaten çok sıkıntılıydı. Yani onu sayabilirim. Sonrasında zaten bir sürü güzel anılar oldu. Ben kötüleri değil de daha çok güzel anıları tercih ediyorum. Tribünler demiştin de abi. Şimdi Bursaspor'da biliyorsun küme düştü. Sen de Bursaspor'un çok önemli bir neferiydin, oyuncusuydun. O konuda neler söyleyeceksin? Ne yanlış gidiyor Bursaspor'da bu hale geldi? Yani şu son Enes Çelik gerçekten de hem düğmeye basıldı, hem maddi hem de manevi anlamda. Senden önce eğlendiğim için çok kötüyüm. Bir dahakine seni eleyeceğim. Eyvallah kardeşim. Paket yapacağım. Hadi bakalım. Poyraz'ın intikamını alacağım. Eyvallah, yine büyük konuşuyor. Ne oldu abi Bursaspor'da? Neden bu hale geldi? Yani lig şampiyonu görmüş bir takım. Yani kötü yönetim. Kötü yönetim olduğu için. Şu anda dediğim gibi yani Bursaspor'da tuşlara basıldı. En kısa zamanda inşallah Süper Lig'e çıkar diye düşünüyorum. Peki bu tuşlara basanların arasında sen de olacak mısın? Yani taşın altına elini sokacak mısın? Ben her zaman soktum bu konuda. Yani her zaman da göreve de her zaman hazırım. Çünkü kendi kulübüm de var. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olur. Her zaman da taşın altına elimi sokmaya hazırım. Başkan olarak mı, teknik direktör? Başkan olarak. Büyük başkan. Eyvallah. Büyük başkan. Eyvallah. Güzel güzel. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dur gitme. Kayıt mı? Kayıttayım abi. Bu sene senin için Survivor nasıl geçti? Hadi oradan başlayalım. Bir şey değil mi? Harika geçti. Hiç kimse inanmıyordu. İlk hafta denir, yok helikopter denir, yok uçak denir. Herkese iyi bir ders verdiğimi düşünüyorum. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. İlk defa halktan All Star'a giren tek yarışmacıyım. Hatta iki kişiydik. Evet. Arkadaşım elendi ilk hafta. Ben 4 ay 6 gün orada kaldım. Çok mutluyum. Çok güzel. Tepkiler çok güzel. İnsanlar beni çok seviyor. Sağ olsunlar. Ben de Nur seviyorum. Yemin ediyorum sarılmaktan full üstüm ter oldu. Seni en çok zorlayan an hangi anı? İnsanlar ve egolar. Çok acayip insanlar. Hepsi şampiyon da. Herkes Survivor'dan bir yerlere geldi. Onları çok seviyorum. Ya hepsi arkadaşım ama beni çok zorladılar. İlk haftanın ismimi yazdılar. Survivor'a ilk defa gelmişim. İnsan biraz sahip çıkar. Bayağı şeyler oldu ama sorun oldu. Çok güzel. Çok mutluyum. Buradan sonra inşallah bir All-Star için çok savaşacağım. Daha iyi çalışacağım. Hiç çalışmadan gittim bu arada. Çünkü hiç çalışmadın mı? Ben bile kendim inanmıyordum. İlk hafta ben bir intikam, yani kendimi ifade etmek için, insanlara örnek olmak için gidiyordum. Ben kekemeydim çok büyük. Sırf onun için insanlara kendimi ifade etmek için gidiyordum ve bayağı iyileştim. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki hedefim inşallah oyunculuk ve orada da çok güzel insanlara teklifler geliyor mu teklifler? Var bir şeyler var. Vallahi da bakalım inşallah ilk aklım All Star'da. Buradan Acun abiye de sesleniyorum. All Star'a gitmem lazım. Tekrar intikam var. Hiç çalışmadan gittim. Çalışsam demek ki ben de bu koltukta olabilirdim. Yani ben de burada yarışabilirdim. Bir şey söyleyeceğim. Yolunu gözleyen biri var mıydı? Al sana bomba söyleyeyim. Aşk mı? 30 yaşındayım. Hiç aşık olmadım. Yapma öyle şeyler. Aldatalım. Çünkü o zamanlar bunu hatta bir açıklamada da vermiştim. Kelebek'te röportaj vermiştim. Nasıl oldu işin? Lisede bir kıza aşık olmuştum. O zaman da çok kekemeydim. Bana kız dedi ki 2-3 metre öteme yaklaşma dedi. Hadi ya. Ama o kız bana yazdı, DM yazdı. Ona cevap bile vermedim. Görmedim bile. İntikamlar böyle. Buradan bir mesaj göndersen ona hadi bizim için. Ne diyeyim, olan o biliyor, gördü. Ama bu ilgiden sonra o bana yazdığı için hiç hoşuma gitmedi. Daha önce neredeydiniz? Hiç olmayan akrabalarım var, hiç olmayan arkadaşlarım var. Herkes bana ulaşmak istiyor. Ben kim yoklukta varsa hala onlarlayım. Çok insan hayatıma almıyorum. Vallahi Acun abine Allah razı olsun. Benim hayatıma çok güzel şeyler verdi. Çok mutluluk kattı ve iş olarak da çok iyi şeyler kattı. Allah uzun ömürler versin Acun abi. Onu çok seviyorum. Kardeşim yakışıklı çocuksun da hiç böyle DM'den alev atan falan olmuyor mu ya? Dur ne alevi ya? Onda olur tabii. Oluyor da olmasın. Hiç kalp alev falan yok mu? Olur var. Var da aşık olamıyorum. Ben aşık olmam lazım. Onlar değil. Peki senin kalbine giden yol nereden geçer? Nereden geçer? Yani ne yapması lazım bir kadının senin kalbini kazanması? Hissetmem lazım. Esmer olsun. Esmer uzun boylu olsun. Sen bilirsin bu kadınlar ne ister?
Kadınlar şu an para istiyor. Şöhret de isteyen var. Şöhret var da ben aşk istiyorum. Ben direkt bana baksın, beni sevsin, hoşlansın. Biz lanet olası erkekler ne isteriz abi? Huzur. Ya böyle şimdi? O kadar basit değiliz biz de ama. Ben basit düşünüyorum. Sevgi istiyorum ben. Ama gerçek sevgi. Onu yakalayacağım bir gün. İşte onu yakalayınca da aileme güzel bir felin götüreceğim. Bak burada heyecan yaptım, evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Onu yakaladığın an bir cumhuriyet benden. Yemin et. Söz. Yer sarılacağım sana. Söz. Hadi ben geliyorum. Hadi ben geliyorum. O kadar da sigaram lazım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Siz de Sema Hanım. Evet. Ağlıyoruz şu an. Bu nasıl bir şey? Ne kadar tatlı bir şey. Evet. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Ne yapıyorsun? Şu an teyzesi bir sayı verdi, onu ağlıyor. Alışık değiliz. Kardeşiniz finalde. Neler hissediyorsunuz? Çok zor. Ben şu an parkurda yarışmayı tercih ederim. Vallahi gerçekten. Mi? Yarışmak daha kolay. Yani aile önünde yarışmak, tribünde yarışmak bambaşka bir şey ya. Efendim, bu kadar günden sonra enerjiniz kaldı mı hala? Vallahi benim hiç kalmadı zaten. Hani şöyle, ben iki tarafı da bildiğim için maalesef. Hem yarışan taraf, hem sunucu olarak, hem aile olarak her tarafta bulunduğum için kesinlikle karar verdim. Aile olmak daha zor, yarışmak daha kolay. Ben şu an parkura çıkar yarışırım ama bu heyecanı yaşamak istemiyorum abi. Çok zor. Sizin için nasıl bir Survivor'dı? Benim için nasıl bir Survivor? Biliyorsun işte olayları, karıştırma. Maalesef bir hata, insanlar hata olarak gördü. Benim yaptığımdan asla pişman olmadım. Bir daha olsa bir daha yapacağım. Yapmayın öyle şeyler. Ya şiddete tabii ki karşıyım ama sebepler sonucunda yapmak zorunda olduğum bir şeydi. Dolayısıyla geçmişe sünger çektim. Olabilir, insanlar hatalar yapabilir. Hani insanım ben de, kusursuz olmak zorunda değilim. O yüzden çok bu konuyu kafaya takmıyorum. Sadece şöyle bir şey var. Survivor deyince kırdığım bütün rekorlar, biliyorsunuz bütün rekorlar bende. En çok sayı, en çok sembol, en çok bilmem ne. Oylama dışında her şeyin şampiyonluğunu, performansı olan tek şampiyonluğu da ben aldım. Onun dışında anıldığım tek şey kavga ve diskalifiye olmak. Peki, bu yeniden, biraz kırıcı. Yeniden o ana dönseniz. Yine yaparım. Vallahi mi? Burada kesiyorum o zaman. Yani şöyle, birisine şiddet uygulanmak beni de üzüyor ve çok düşündüğüm şeyler oldu. Ama yine aynı muameleye, yani yine aynı hakaretlere maruz kalsam, biliyorum ben, hatta bir sürü insan şey diyor, çok sabrettin. Bir sürü insan bunu söylediği için yine biliyorum, yine çünkü boşuna gerçekten yapmadım, yine yaparım, biliyorum, maalesef öyle. Böyle anılmak istemiyorum ama yaptım ben bugün bunu. Hiç göz göze geldiniz mi? Hiç görmedim, bilmiyorum. Ben şey, şampiyonlar, şu an gelse özür dilese. Şu an gelse özür dilese sizden. Sadece benden özür dilemesi yetmez. Sadece ben değilim konu. Ben benim için kimseye dönmem. Benim için değerli olan insanlardan önce de özür dilemesi lazım. Ondan sonra bilmiyorum. Benim için önemli değil ki. Ben insanlığı umursamıyorum. Yani tek başına dünyaya gelmişiz ve bir sınavdayız diye bakıyorum. Benim sınavımda o varmış yokmuş önemli değil. Ben bir sürü sınav içindeyim. Hiç önemli değil benim için. Yani affederim, affetmem, tekrar döverim, dövmem hiç önemli değil. Gerçekten değil. Ya ben takılmıyorum. Üzgünüm, böyle anıldığım için üzgünüm. Şu an şurada belki yarışıyor olabilirdim. Ya performans deyince evet diyorum, burada olabilirdim. İçim yanıyor mu? Yanıyor. Ama bir taraftan bakıyorum, onu cevapsız, bu kadar aylarca bu hakarete maruz kalmayı kabul eder miydim? Hayır edemezdim. O zaman burada olman doğru, tamam. Bundan sonraki macera nasıl gelişecek? Bundan sonraki macera bence daha büyük bir macera bizi bekliyor. Ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ben o gelin annesi. Aa, nasılsınız? Özgür. Nasılsınız? İyiyim, siz? Baba nerede? Baba bu taraflarda bir yerde tanıştık. Ben abimle tanışmayı çok istiyorum. O da o tarafta, yani Benç'in orada. Tamam, geleceğim. Tam Benç'in orada. Tamam. Özgür Bey, nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkürler. Sizin için nasıl bir final oluyor? Vallahi 4 tane sevdiğim kardeşim finalde. Yani herhangi birisini destekleyemem. Hak eden kazansın diyorum. Çok da kaliteli bir final oluyor. Ben biliyorum ki orada olmayı çok istiyordunuz.
Yani tabii ki hangi Survivor yarışması istemez ki? Benim biraz fiziksel sorunlarım oldu. Son dönemde bir hastalık geçirdim. Onların etkisi oldu. Yani beynimin ve duygularımın istediğini fiziğime yansıtamadım. Şu anda iyisiniz ama değil mi? Şu anda iyiyim. Yani o bir işte virüs gibi, hastalık gibi düşünün. Böyle serum merum aldık, öyle ayakta kalabildik. Ama kader, kısmet. Bu yıl sizi en çok zorlayan olay hangi olaydı? Ya da en çok zorlayan dönem hangi dönem? Son dönemdeki o fiziksel yorgunluklarım ve hastalıklarım. Onun dışında mentalim, isteğim her zaman tazeydi. Şu anda da taze. Elenmesimde de taze olacaktı yani. Bundan sonraki macera nasıl gelişecek sizin adınıza? Ya bundan sonra çok değişik. Yani gösterilen ilgiye, sevgiye yani çok duygulanıyorum. Tabii ki ona layık olmaya çalışacağız. Ve kendi hayatımızda yine spor, öğrencilerimizle yarışlara giderekten, çünkü onunla ben kendimi var olmuş hissediyorum. O şekilde devam edecek hayat. Çok neyi özlediniz? Yarışmayı. Yani Survivor'daki yarışma, iki sezonda 1000 küsur yarış oynadım ama kendi branştaki yarışları özledim. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl bir final? Biz yani heyecandan yerimizde duramadık. Siz ne yaşıyorsunuz? Sizden duyalım. Ay çok heyecanlı gerçekten. Yani beklediğim isim final, kızım, kardeşim, canım, ciğerim finalde. Bunu hayal etmiştik zaten. Ben finale çıkamıyorsam tabii ki en sevdiğim yarım diyeyim yani. Benim gençliğim Nefise final oynasın istemiştim. Nihayet dualarım kabul oldu ama şu an kulise gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum hani durumu nasıl. Bir taktik de vermek istiyorum. Kendime hayrım yok ama. Kendime şu an hayrım yok ama en azından birkaç taktik verebilirim diye. Yanında olmak istiyordum ama yürümem mümkün değil. Şu an kuliste bari dedim bir yakalayayım da bir şeyler söyleyeyim, biraz moral motivasyon, bir ayağa kaldırayım istedim. O zaman bakın şöyle bir anlaşalım. Evet. Şimdi o moral motivasyonu biz bölmeyelim. Sizi gönderelim daha evet. Sonra yine. Aynen. Devam. Ben bir Nefise ile konuşayım, sonrasında geleyim. Tamam, bakalım neler olmuş. Tamam. Faydam olacak mı? Nasıl, içeride durum nasıl? İçeride durum çok iyi. Çok iyi. Bomba gibi. Verdim bombayı, geldim. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Nasıl bir operasyondan? Vallahi hayatımdaki en büyük sakatlığım ve en büyük ameliyatım. Çünkü hayatım benim hep sporla geçti. Evet. Olimpik bir sporcuyum. Hiç bu kadarını yaşamamıştım ama Survivor'da gözümüz kararıyor. Kazanma hırsı ve açlık tabii ki kaslardaki bütün her şeyi alıp götürüyor. Bunun da etkisi var. Yani kendime gelmeye çalışıyorum. Yani Survivor'ın zorlukları. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan da bir paylaşımınız oldu. Evet. Çok da konuşuldu. O evet. Konuyla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Direkt birinci ağızla. Ya şöyle, ya şimdi kimseyi suçlamak, kimseye iftira atmam. Yani öyle bir, pardon özür dilerim. Şimdi ben, beni bilen biliyor. Ben Nefise'ye finaldeyken dedim ki, sandalyeyle geleceğim, sedyeyle geleceğim ya da koltuk değneğiyle geleceğim. Ama yine geleceğim dedim ve analar sözünü tutar. Ben de sözümü tuttum. Normalde babalar tutar ama ben anayım. Analar sözünü tuttu ve bu şekilde geldim. Şimdi diğer taraftan da şimdi aynı proje altında olduğumuz için konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama çok zor bir sezon yaşadım. Çok çok canım yandı. Yani Survivor değil, başka bir şeydi. O yazdığım, çizdiğim şeyler de yalan ve iftira kesinlikle değil. Sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten Acun Bey bunun açıklamasını yapmıştı. Bazı olaylar kamera önünde olmadı. Çünkü ekip de yoktu o esnada. Ve Acun Bey de zaten bunu söyledi. Yani bu şartlar altında biz sizi aynı takımda tutamayız dediler. Ve o kişiyi, Yunus Emre'yi karşı takıma vermişler. Ama gerçekten yani yaşanmaması gereken şeyler yaşandı ve hiçbir şekilde ben onunla muhatap olmamaya çalıştım. Ve buna Nefise, bütün takım, Atakan, Hilmi, takım arkadaşlarımın hepsi, Özgür, Sercan, herkes ve bana şunu söylediler. 2 hafta çok iyi bile sabrettin Nagihan dediler. Gerçekten sırf kafam, konsantrasyonum, bütün enerjim Survivor'a odaklıydı ve sakatlığıma odaklıydı. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Ya dedim ki Nagihan boş ver, görmezden gel. Göz göze bile gelmiyordum. Temas dahi kurmuyordum. Göz teması dahi kurmuyordum. Ama tabii ki çok çirkin olaylar yaşandı. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Yani şunu söyleyeyim. Olmaması daha iyi olurdu. Ama oldu. Yani darp edildim yani. Onu söylüyorum. Yalan değil. Her türlü şey var. Ama dediğim gibi burada basının, pardon, ama burada Acun Bey'in veya Acun Medya ekibinin hiçbirinin bir suçu ve bir şeyi yok. Çünkü dediğim gibi
Yani böyle bir şey görmüş olsalar zaten onu diskalifiye ederler. Bugün gelse sizden özür dilese af yolu kapalı mıdır? Tabii ki yani ya ben yaşandı bitti ama şöyle bir şey var, onunla aynı sezonda kesinlikle olmam. Eğer olur da bir daha hani böyle bir olay olursa. O tehlikeli bir insan. Yani tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani. Çünkü canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım? Özür diledi ama yine yapıyor. Hani normal sağlıklı bir insan özür diler, bir daha yapmaz. Ama sağlıksız bir insan özür diliyorsa ve sürekli aynı şeyin üzerine koyup gidiyorsa yani bunda ciddi bir sıkıntı var. Zaten sağlık sorunu olan biri. Hepimiz, hiçbirimiz normal değiliz. Ama yani şimdi Yunus Emre de çok normal bir insan değil. O kendisi de bunu kabul ediyor. Ve bundan da keyif alıyor ve bundan da mutluluk duyuyor. Üstüne koyuyor. Daha fazla yapıyor. Hadi bu kasvetli havayı dağıtalım, evet. Ya. Bundan sonra kişisel maceranız nasıl devam edecek? Vallahi ilk önce tabii ki ayağıma konsantreyim. İnşallah bir an önce Allah'ın kurban olayım, ne olur normal bir şekilde yürüyeyim istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Sonrası zaten Allah kerim, evet. Yani şimdi de heyecan dorukta. İki şampiyon var. Kim kazanırsa ikinci şampiyonluğunu alacak. Tabii ki gönlüm Nefise'den yana. Ama Ogeday da çok fazla hak ediyor. Anasının ak sütü kadar hak ediyor. İkisini de çok seviyorum. Yani hayırlısı diyeyim. Gönlüm Nefise'den yana. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben böyle bir final görmedim. Ben hadi, de görmedim. Hadi siz anlatın. Ben ne anlatayım? O kadar heyecanlı ki gerçekten. Sonuna kadar Seda ile Ogeday'ı destekliyordum zaten. Yani Seda gitti ama çok büyük bir şey başardı. Böyle bir sezonda bence Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi sezonuydu bu. All Star sezonundan bahsediyorum. 3 defa katılmış biri olarak. Şu anda gönlüm tabii ki Ogeday'dan yana. Nefise de inanılmaz iyi bir yarışmacı ama Ogeday maviyle geldi, maviyle gitti. Benim gönlümde de maviden biri şampiyon olsun istiyorum. Zaman zaman çok gergin anlar da oldu Survivor'da. Hatta evet. Ekrana da yansıdı. O gergin anlarda siz hani sükunetinizi nasıl korudunuz? Yani aslında korumaya çalıştım diyebiliriz. Yani, yuvarlayayım çok dedim. Evet, çok koruyamadığım zamanlar oldu tabii ki. Hani ekrana ne kadar yansıdı, ne kadar yansımadı bilmiyorum. Ama böyle bayağı bir sinir krizi geçirdiğim anlar oldu. Evet. Bu hepimiz için geçerli. Çok zor bir sezondu. Birbirinden güçlü yarışmacılarla yarıştık. Ama tabii ki karakter de çok önemliydi bu sezonda. Karakter olarak sanırım ben kendi karakterimi, normal hayatımdaki karakterimi biraz sergilediğim için zorlandım diye düşünüyorum. Çünkü ya çok güzel. Gerçekten öyle. Çünkü Survivor'a gelen birçok yarışmacı kendi karakterini yansıtmıyor. Çok daha farklı yansıtıyor. Bu sene bir de SMS yoktu. Ne olacak, halka oynamamız gerekmiyor dediler. İnanılmaz bir sezon oldu. Yani herkes birbirine ateş etti. Bu durumda da ben tabii ki çok zorlandım. Benim için çok iyi bir sezondu diyemem. Zor bir sezondu benim için. Çok zorluk çektim. Ama önemli değil. Arkadaşlarım, sevdiğim arkadaşlarımı sonuna kadar destekliyorum. İnşallah gönlümden geçen kişilerden biri şampiyon olur. O kişilerden biri de tabii ki Ogeday. Çok hak ediyor. Nefise de çok hak ediyor ama Ogeday'ın şampiyon olmasını istiyorum. Dürüst olun. Hiçbir kırgınlık kaldı mı içinizde birine karşı? Tabii ki. Çok büyük kırgınlıklarım var. Yani birkaç kişiyle inanılmaz böyle artık kırgınlığın dışında böyle düşman denilecek tarzı bir olaylar yaşadım. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama tabii ki benim için öldüler. Yani o insanlar artık hayatımda yok. Hayatımdan böyle bazı pislikler temizlendi diyebilirim ben. Çok net konuşabilirim bu konuda. O yüzden çok mutluyum. bu saatten sonra böyle hayatımda olması gereken insanlarla pozitif bir şekilde devam edeceğim. Survivor size ne kattı? Zor bir soru. Zor bir soru. Şu an bu soruya cevap verebilir miyim bilmiyorum. Survivor bana ne kattı? Yani Survivor bana çok şey kattı. Sevgili Acun Ilıcalı çok şey kattı bir kere. Ben profesyonel voleybol oynarken bir anda Survivor'a katıldım ve bütün kariyerim değişti. Dördüncü sezonum olduğu için aslında bu sene bir şey katmış olamaz. Yani bu sene aslında bana negatif yönde bir şeyler kattı. Bu da benimle alakalı, kimseyle alakalı değil. Çok aslında hazırlanarak gittim, motivasyonum çok yüksekti falan ama kendi istediğim performansımı maalesef başka nedenlerden dolayı yansıtamadım. Bu yüzden de bu seneyi yok sayıyorum ama onun dışında tabii ki çok şey kattı. İyi ki Acun Medya var diyorum, iyi ki Acun Ilıcalı var diyorum. Onları çok seviyorum. Bu kadar. Peki. Bundan sonraki kişisel maceranız nasıl devam edecek? Hadi buyurun. Ama sen çok zor sorular soruyorsun. Beni çok sıkıştırıyorsun şu anda. Ben kendi markamı yarattım.
Kendi işimle ilgileniyorum şu anda. Marka ismi verebilirsin, YouTube. Ya YouTube, okey. Sahara Battle zaten aslında duyuldu. çok güzel böyle Türkiye'de olmayan battle'lar ürettim ve o battle'larla ilgili böyle hani ticarete atıldım aslında. Ama dur şimdi, Ayşe teyze anlamaz battle'ı. Ona da anlat, nedir battle? Sumat arası. Anlamasın Ayşe teyze. Sumat arası. Onunla ilgili devam ediyorum. İşte daha yeni ürünler de getirdim. Kadınların seveceği ürünler böyle takı üzerine. Yani ticaretle ilgileniyorum şu anda. Sen şimdi ser verip sır vermeyeceksin. Oyunculuk teklifleri de alıyormuşsun. Dur ben alttan yangını vereyim hadi. Alıyorum ama televizyonda olmayı çok istediğim söylenemez açıkçası. Yani sporcular genellikle televizyona biraz handikaplı bakıyorlar. Yani ya, sen de mi öylesin? Ben evet öyleyim. Açıkçası böyle hani aile hayatı, ne bileyim, ikili ilişkiler, ben çok fazla televizyonda böyle oldum. İşte dizilerle ilgili auditionlara gittim vesaire ama bana göre çok zor şeyler bunlar. Dur şimdi, aile hayatı dedin, şimdi herhalde oradan girelim. Yani sonuçta böyle bir kıskançlık olabiliyor, projelerde çok zor şeyler olabiliyor. O yüzden ya aslında çok sıcak bakmıyor. Ya benim istediğim şey değil. Bence Türkiye'de önemli olan kariyerse ya da böyle hayatınızda olması gereken şeyler vardır, hedefiniz vardır. Benim için önemli olan, en önemli şey ailedir. Hedeflerimden önce, kariyerimden önce. Sonrasında da tabii ki para kazanmak. Türkiye'nin ekonomisini biliyorsunuz malum. O yüzden ticareti azaldım. Çok da güzel gidiyor. Sen evde nasıl bir insansın? Ben çok aslında böyle naif bir insanım. Aman atmışsın. Çok. Ya Allah, dışarıda görüldüğü gibi değil yani. Böyle çok, dışarıda gördüklerini böyle çok ukala, havalı, kendi beğenmiş gibi görüyorlar ama alakam yok. En güzel yemek? Her şey yapıyorum. Vallahi mi? Evet. Ya o konuda çok iddialıyım. Yemek konusunda hiç bana en güzel yemek deme yani. Ben böyle bir final hayal etmiyordum. İlk önce onu söyleyeyim. Evet. Mükemmel bir final. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel bir final. Yani herkes de çok güzel ilgi göstermiş. Keyifle izliyoruz. Birinci çıkacak birazdan. Onu bekliyoruz. Buradayız. Orada, finalin heyecanı var. Orada kendini hayal ettin mi? O dört kişi. Tabii sonuçta bu sene kim yarışmacı olarak geldiyse kendini burada yarışmayı hayal etmiştir. Ben de ettim ama çok yani bazı şeyler... Abi biraz önce gördüm. Tabii. Yani bazı şeyler kısmet. Yani hepimiz buraya gelip burada yarışmak istedik. Ama kalan bu dört kişi elenmeden önceki. Şu anki dört kişi de sonuna kadar hak etmişti. Çok güzel mücadeleler izletiyorlar bize. Dediğim gibi şimdi Ogeda ile Nefise finalde ikisinden biri şampiyon çıkacak ki sonuna kadar hak etti ikisi de. Biz de desteğimizi veriyoruz, buradayız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sene Survivor senin için nasıl geçti? Çünkü diğerlerinden farklı diyor herkes. Senin için nasıldı? Ya zor bir sezondu. Yani benim en son 6 sene önce geldim 2018'de. O sene bıraktığım Survivor ile bu Survivor arasında çok fark var. Bir defa tempo olarak çok yoğun. Yani insanüstü bir performans istiyor. Onun dışında yani normalde 4 tane oyun oynardın eskiden. 1-2 ödül oyunu oynardın. Şu an onlar kalktı. Hepsi dokunulmazlık. Haftanın 6-7 günü stres içindesin. Hani sürekli düellosu derken aslında psikolojik olarak daha sert. Beden olarak da daha sert bir Survivor'du. Daha yoğun ve yorucuydu. Zordu yani. Yani diğerlerinden farklıydı. Bundan sonraki maceran nasıl gelişecek? Ben zaten oyunculuk yapıyorum. Evet. Çok da güzel bir kariyerim var. Oraya yoğunlaşacağım yine. Bekleyen işler, yapmak istediğim işler var orada. Valla bir iki tane teklif aldığını öğrendim. Şimdi hiç şey yapmayalım. Ya birazcık böyle suble verirsen çok mutlu olurum. Ya hiçbir şey belli değil ki. Neyin sublesini? Hani tamam, görüştüğüm yerler var. Ama daha hiç belli olan bir yer yok. Bekliyorum. Güzel bir tatil yapacağım. İlk kafamı dinleyeceğim. Ondan sonra da inşallah ekranlarda görmeye devam edersin. O zaman yekten soracağım. Sen söylemiyorsun. En son Muhteşem Yüzyıl'da oynamıştın. Evet. Şimdi doğru. Fetihler Sultanı Mehmet'ten bir teklif aldığını öğrendim. Şöyle daha hangi yapımlar, hangi işler, hangi kanalda yapma. Giriyor. Bak daha ona bile hakim değilim. Telefonumu daha 2 gün önce kullanmaya başladım. Ya güzel olan her işe varım yani, değerlendirip bakarız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Talihsizce bitti sizin için. Evet. Oradan mı gelelim? Nasıl yapalım? Oradan gelelim. Evet, çok talihsizdi. Güzel bir sezon aslında. Çok sevdiğim takım arkadaşlarımla birlikteydim. İnanılmaz bir mavi takım vardı enerji olarak. Hepsini gerçekten çok seviyordum ve bu sene çok fazla kaossuz geçti. O yüzden mutluyum. Ama benim için yarım kaldı. Tabii ki tüm yarışmacıların ilk hedefi Birleşme Partisi'ni görmek. Benim de ilk hedefim oydu. Ama olmadı. Şöyle düşünüyorum. Belki beni çok daha büyük bir sakatlıktan kurtardı bu sakatlık. Yarım kalan bir hikaye var ama hiçbir hikaye yok. Yağmur bende o. Bende o. Biz son eşi de Yağmur sakatlandı ve beni yalnız bıraktı. Beni yalnız bıraktı Yağmur. Çok üzüldüm. O gittiği için bir başka bir arkadaşımla yarıştım ve mağlup oldum. Senin yüzünden. Eksikliğini hissettin mi? Eksikliğini. Yağmur bizim adanın. Enerji Bakanı. Enerji. Yemin ediyorum. Doğru. Müthiş bir enerji veriyordu.
Çok iyiydi ya. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha seninle yarışmak nasıl olur? Şöyle tabii ki isterim. Hiçbir hikaye yarım kalmaz bence. Tamamlanacak bir hikayem var. Yaşım genç, daha 25 yaşındayım. Defalarca kez buraya gelebilirim. İsterim de ama nasip tabii ki. Hırslıyım, azimliyim diyorsun. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Peki, bu akşamki final senin için nasıl geçiyor? İnanılmaz bir final. Survivor'ın en güzel finallerinden bir tanesi bence. 3 sezonun, yani benim yarıştığım 3 sezonun en güzel finalinden biri olabilir. Binlerce insan heyecan ve adrenalinle gerçekten çok heyecanlı geçiyor. Seda elendi, üzgünüm tabii ki. Kalbim ondan yanaydı. Diğer yarışmacıların hepsi de hak ediyor bu arada. Hani birini seviyorum, birini sevmiyorum asla değil. Ama daha çok mesai harcadığın insanların şampiyon olmasını istiyorsun. Ay! Yalnız kalamıyorum bugün. Benim gönlüm Ogeday'dan yana. Çünkü Ogeday'ı çok seviyorum. Hem inanılmaz bir arkadaş, çok yetenekli bir yarışmacı. Yasin Obu, sen ne diyorsun? Söyledikleri cümlelerin %50'si yalan. %30'u şüpheli, %20'si doğru. Neden, iyi bir takım değil miydik? Ogeday'ı destekliyoruz dedim. Ogeday'ı destekliyor ama ben bir söyleyeyim mi? Tam bir kadıncı. Abi kirli çamaşırları dökelim hadi. Hemen dökelim. Yağmur gerçekten çok kötü bir yarışmacıydı desem inanma ama değildi. İyi bir yarışmacıydı. Sürekli onunla eş olurdum. Peki ben nasıl yarışmacıyım Yasin? Yaman Bey. Yaman Bey'in ilk senesi olmasına rağmen gerçekten büyük işler yaptı. Ya bu biraz şer koalisyonu gibi oldu kesinlikle. Sanki. Kesinlikle. Olmadı ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlarımı övme şeklim diyelim. Evet. Ama bugün finaldeyiz. Umarım hak eden alır. Ama hak eden alacaksa da Ogeday kazanır. Ya Ogeday alacak ya Nefise alacak. Evet. Ogeday'dan yana gönlüm ama Nefise'den de %40, Ogeday %60, Nefise %40 öyle söyleyeyim. Bu şer koalisyonundan bir dedikodu alalım. Bizim ekranda göremediğimiz çok komik bir olay var mıydı? Var. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Var. Yasin'le bizim aramızı biraz aşık görmüşler. Yasin benim canım kanım ve kardeşim. Her gün beraberiz. Onu çok seviyorum. Ben gidiyorum. Nasıl bir dedikodu istiyorsun? Abi koalisyon da aldı. Bakan istifa etti. Tamam, okey. Şöyle. Şu dövme çok hoşuma gitti ya. Evet. Hırsız. Gerçekten. Bu benim kendi kedim. Valla mı? Evet. Hazır mısın? Söylüyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu kediden gideceğim. Özür dilerim. Sokak hayvanlarının uyutulması gündemde Türkiye'de. Evet, bilmiyorum, maalesef. Takip edebiliyor musun? Evet, ben parantez içinde öldürülmesi diyorum. Evet. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Keşke sokak hayvanlarını uyutmak yerine sokakta gezen tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına da aynı şekilde aynı özeni gösterseler. Çok üzücü. Hayvanların kimseye zararı yok. Evet, şu olabilir. Belki güzel şekilde barınaklarda toplanıp sağlıklı bir şekilde bakılabilirler. Ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Çok üzgünüm tabii ki. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl bir final oluyor sizin için? Şu an çok heyecanlıyım. Ogeday'ı destekliyorum. Çok istiyorum Ogeday'ın şampiyonu. Rengim belli diyorsunuz. Rengim belli. Ogeday'ı evet çok seviyorum. Takım arkadaşım. Şampiyonun bizden çıkmasını çok istiyorum. Nefise çok başarılı bir yarışmacı. Fakat kalbim Ogeday'dan yana. Bu sene sizi en çok zorlayan an hangi andı? Sanırım Acun Bey'in beni... yaptığım yaramazlık sonrası yakaladığında deşifre ettiği andı. Çok böyle gerildiniz mi o an? Korktunuz mu? Tabii biz ki çok ekrana gerildim. Evet, yani çok gerildim. Bir sürü tabii ki vukuatım olduğu için bir de. Acaba hangisinden bahsettiklerini de bilmediğim için kendimi de ele vermek de istemedim. Normal hayatta da böyle aykırı bir insan mısınız yaramazlık konusunda? Yani çok öyle hani çok sakin bir insan olduğum söylenemez tabii ki. Olduğum gibiyim, böyleyim. Peki, Survivor size ne kattı? Survivor benden ilk katıldığım sene benden birçok şey götürdü. Fakat çok ciddi bir deneyim. Fakat ikinci Survivor'umda, All Star sezonunda bana o kadar çok şey kattı ki. Öncelikle kaybettiklerimi fazlasıyla bana geri verdi. Çok büyük bir hayat deneyimi. Hayatımın ve hayatımda olan insanların çok büyük kıymetini bilmeye çalışıyorum. Her şeyin değerini bilmek lazım. Survivor çok güzel bir deneyim ve tecrübe. Peki bundan sonraki maceranız, kişisel maceranız nasıl gelişecek? Nasıl yani? Yani oyunculuk teklifleri aldığınızı duydum. Evet, doğru. Açıkçası ben ticaretle ilgileniyorum. Basketbol kariyerimi bıraktım. Mobilya sektöründeyim, mobilyacıyım. Burada devam ediyorum. Tabii ki gelen teklifler var. Değerlendireceğimi söyledim ama değerlendirmedim henüz. Gönlünüze yatan bir şey var mı? Gönlümde yatan bir şey aslında var. Ben gezip görmeyi çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Zamanında Acun Bey nasıl Acun Firar'da yaptıysa o tarz bir şey yapmak aslında çok isterim.
Onun dışında oyunculuk. Sabotaj. Aysun Firar'da diyorsun. Sarışınlar çat çat çat. Konserime gel çabuk. Geleceğim. Siz devam edin, öpüyorum. Nerede kalmıştık, unuttuk bak şimdi. Sarışınlar çatladı. Sarışınlar çat. Televizyonla alakalı birkaç bir şey var. Düşüneceğim, düşünebilirim. Peki. Yani tam bana uyan bir şey olsaydı zaten kabul ederdim. Acun yani. Firarda'dan sonra bir Aysu Firarda gelir mi? Aysu Firarda zaten, hep Aysu hep Firarda. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun, iyi akşamlar. Evet, yani tabiatın kızı olarak tabiatın tüm renklerini dedim üzerimde barındırayım. Renkli bir gece, çok heyecanlı bir gece. O yüzden ben de böyle renkli olmayı tercih ettim. Şimdi finali izliyorsunuz. Ben az önce dikkatimi çekti. Böyle yani heyecandan titriyorsunuz. Ay, gördünüz mü beni? Evet. Sandalyenin falan üstüne çıkmıştım. Yakaladınız mı yoksa? Ya insan gerçekten kendini kaybediyor. İnanılmazdı ve ya müthiş bir sezon bir kere. Yani herkes çok iyi. Hani kötü diyebileceğimiz şurada, özellikle son dörde kalan arkadaşlar zorlanır açısından. Zorlanır mıydınız bu kadronun içinde? Tabii ki, yani kim olsa zorlanır. Gerçekten hepsi birbirinden başarılı. Yani şunu gösterdi bize Survivor bu sene. Birincisi Özgür, 50 yaşın üzerinde bir insan ama inanılmaz başarılıydı. Geriden de gelse o zeka, o atış, o denge ne kadar önemli olduğunu ve 50 yaş üstündeki insanların dahi Survivor'a katılabileceğini gösteren sembol bir yarışmacıdır bana göre Özgür. Kadınlar erkeklerle yarışıyorlar ve kazanıyorlar erkekler karşısında. Yani hepsi çok dişli adamlar bir de. Ama kadınlarda da şunu gördük, erkeklerin karşısında da yenilmez bir Amazon olabiliyorlar. Türk kadını bu işte. Yani gerçekten öyle. İşte bizim Türk kadınımız. O yüzden hepsi birbirinden şahaneydi. Önümüzdeki sene o maceranın içinde olacak mısınız? Valla ben 2016'da bu maceranın içindeydim biliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir sezondu o sezonda. Biraz önce Efecan'la konuştuk. O zaman biz 2016'da beraber yarışmıştık. Karşı takımdaydı o ama dedi ki seneye böyle sıkı hazırlanıp gitsek mi acaba? Yani insan Survivor'ı bu kadar isteyeceğimi düşünmezdim ya. Yani sizi çok heyecanlı gördüm. Ben sahnelerdeyim, işte ne bileyim ekranlardayım falan ama Survivor'da olmak istiyorum galiba. Evet, olabilir yani. Neden gündemle olmadı? İlgili bir şey sorayım o zaman ben size. Sokak hayvanlarının uyutulması, parantez içinde öldürülmesi tartışılıyor haftalardır. Herkes bir şey söylüyor, siz ne söylüyorsunuz? Korkunç bir şey. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu ortaçağ engizisyon kafasından çok acilen Türkiye'nin dönmesi gerekir. Bu ortaçağ zihniyetidir. Engizisyon mahkemelerinin insanlar için ve hayvanlar için o dönemde soykırımıdır. Dolayısıyla hiçbir canlının canını başka hiçbir canlı alamaz. Hem de bu şekilde öyle uyutulmak falan en çok naif gösteriliyor. Böyle çok yumuşatılıyor. Hayır, bu bir katliamdır. İnsanları hayvanları öldürmektir. Hani merhametten bahsediyoruz, sevgiden bahsediyoruz. Sen katliamı kışkırtıyorsun. Halkı kışkırtıyorsun, hayvanseverleri kışkırtıyorsun ve akabinde öyle bir nesil yetişmesine sebep oluyorsun ki hani canları öldürmek gayet normalmiş gibi. Hayır, bizler hayvanseverler, insanseverler, doğaseverler, yaşamı sevenler ve yaşatmak isteyenler tüm bu korkunç düşüncelerin karşısında duvar gibi duracağız ve asla izin vermeyeceğiz. Efendim, bir de ama bir de lütfen yaptırımların da yani cezaların da artırılması lazım. Biraz caydırıcı olması lazım. Yani bazen diyorum ki ya, aklıma mukayyet olmam gerekiyor. Hayvanseveri içeri alıyorlar. Hayvana kıyanı dışarı salıyorlar. Yok, gerçekten enteresan. Bu aşılardan sonra insanlara bir şey mi oldu? Gerçekten normal kararlar verilmiyor yani. Her şey tersine dönmeye başladı. Ben aylardır devam eden bir başka soykırım var. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım. O konuda neler söyleyeceksiniz? Aynı. O da katliam, bu da katliam. Korkunç. Yani bu insanlar neden ölüyor, neden öldürülüyor? Ya ki,
Yani gerçekten bazen var ya, yaşamaktan utanıyoruz. Hani şu an hep beraber buradayız, renkli bir hayat var, eğlenceli, heyecanlı falan. Ama hayatımız zaten bu olmalı. Hepimiz dünyaya bir kere geliyoruz. Neden bu zulümler? Neden bu katliamlar? Ne için? Kim için? Yüzyıllar boyu zaten, tarih boyu ne katliamlar ne zulümler olmuş. Hiç mi ders alınmamış bunlardan? Vallahi telli olmasam şu anda size sarılırdım. Canımsınız. Çok teşekkür ederim. Ağlamamak için zor tuttum ben de kendimi. Ama yaşayalım, yaşatalım insanca, insana yakışırcasına. Yarışmanın formatını da şey yaparsak, insanlıkta yarışalım o zaman. Kesinlikle. Ben zaten Survivor için şunu da söylüyorum ayrıca. Parkurdaki yarış kadar adadaki duruş da çok önemli. O yüzden herkes duruşuna dikkat edecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Merhaba. İki dakika. Sıcağı sıcağına. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel bir akşamdı. Hiç tüh demeyin. Ben böyle bir mücadele görmedim. Evet. Yani neler hissettiniz özellikle o son anlarda? Yani açık konuşmak gerekirse Batuhan'a 6-1'e inebileceğimi düşünmüyordum. Orada bir özgüven geldi, dedim ki acaba günümde miyim, yani seyirciler beni çok iyi etkiledi aslında. Yani onları aslında duyuyordum ama tamamen odaklıydım. Çok artık atmıştı bana. Ogaday'a geldiğimde de 2-2 oldu durum. Ama daha sonra çubuğu tam kavrayamadım. Çok uzak mesafe geldi. Ne oldu orada tam olarak? Ya orada şöyle bir şey oldu aslında. Mesafeyi ayarlayamadım. İlk kez atış yapıyordum o atışta. Aslında o da ilk kez yapıyordu. Ama onun kuvveti ve benim kuvvetim tam bir olmadığı için ben tam olarak güçsüz kaldı ya da sembolüm döndü. Yani atış şeyim döndü, çubuğum. O yüzden üzgünüm. Ama Ogaday kazandığı için çok mutluyum. Hakkıyla kazandı. Ama daha iyisini yapabilir miydim? Kesinlikle yapabilirdim. Aslında çok yakındım. Yani dokunsam kupayı alabilirdim ama maalesef alamadım. Olsun, Ogaday oldu. Ogaday inanılmaz bir yarışmacı. Bu senenin inanılmaz bir yarışmacısı. Hakkı olan kazandı. Kimse artık bu saatten sonra bir şey söyleyemez. Ama keşke 2023'ün yanına bir 2024 kupasına koymuş olsaydım. Benim için harika olacaktı. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm. Ama bir yandan da çok gururluyum. Çünkü finalist oldum. İkinci olmuş oldum. Bir daha gelirsem Survivor'a ekstra çalışacağım atışlar var. Ekstra çalışacağım. O gedeyin olmadığı bir sene gelmek istiyorum buraya. Çünkü bu geceyi bana bir cümleyle özetlesenize. Çok zor. Değil mi? Çok olmaz, çok mi? Yani SMS olduğunda çok rahattım ama ben bu sene çok zorlandım. Geçen seneye göre. Peki. Survivor'dan sonraki maceranız nasıl devam edecek? Güzel günler beni beklediğini düşünüyorum ben. Güzel günlerin beni beklediğini düşünüyorum. Şuradan bir çıkayım, özgürlüğüme bir kavuşayım. Gerisini İstanbul düşünsün diyorum. Bakacağım, keyfini çıkaracağım. Şu an sadece uyumak istiyorum. Çünkü stres beni çok yordu. Sürekli ya düelloya giriyorsun, ya tartışma oluyor, ya kavga oluyor. Yani orada zaten tartışmamak elde değil. Bu sene kavga rekoru kırıldı Survivor'da. Evet. Yani bu çok etkiledi mi sizi? Yani şöyle, insanlar belki şunu anlayamaz ama hani niye kavga ediyor, niye bunu diyor. Ama bazen insanın nefes almasından bile nefret edebiliyorsun. Orada olanları ve arka planda olanları tam olarak insanlar görmüyor aslında. Çok fazla kavga oldu, çok fazla açlık oldu, stres oldu. O yüzden tartışmalar çok oldu. Birbirini sevmeyen insanlar vardı. Önceden beraber yarışmış, şu an beraber yarışıp birbirini sevmeyen insanlar oldu. Kavga dövüş bir şekilde bitti. Ama ikinci olacağımı bile ben aslında çok düşünmüyordum. Hani şey diyordum, iki sene üst üste geldim, bu sene beni yorar. Ve onuncu olsam bile nefse bir yerlerdesin diyordum. Allah yüzüme güldü. Dokunulmazlığı aldım. Final oynadım. Final oynamadım. Finalist oldum daha sonra. Şu an çok mutluyum. O kupayı da almış olsaydım aslında müthiş olacaktı. Son soru. Evet. Hala bitti gitti ama hala nefes alıp verişinden rahatsız olduğunuz biri var mı? Hayır, hiçbirinden nefret etmiyorum. Sinirde olmuyorum. Hepsi harika insanlar. Onlarla yarıştığım için çok gururluyum. Zaten aramın bozuk olduğu insanlarla da orada o kadar iç içesin ki 24 saat berabersin, bir şekilde konuşup ortayı bulabiliyorsun. Hepsini çok seviyorum. Hiçbiriyle sorunum yok. Hakların hayırlısı olsun. Muhakkak beni sevmeyen vardır ama. Ama hepsini çok seviyorum. Hepsinin yeri bende ayrı. Ve bitti. Şu an özgürlüğüme kavuşacağım. Şuradan çıkıp evime gitmek istiyorum. Şu anda şampiyon gibi konuştun işte. Evet, aynen. Çok şampiyon teşekkür ederim. Konuştum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin için nasıl bir Survivor'dı? Başlayalım isterseniz. Yani bence inanılmaz bir Survivor'dı. Gördüğüm en iyi yarışmacıların olduğu bir All Star'dı.
Bu arada Nefise'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi performans sergiledi. Normalde kendi sezonumda problemim olduğu bir yarışmacıydı ama yani hakkını yemeyeceğim, helal olsun diyorum. Gerçekten zoru başardı. Bence o da şampiyon o kadar gibi. Bayağı kavgalı, dövüştü, patırtılı, kütürtülü bir şeydi. Evet. O konuda neler söyleyeceksiniz? Yani ben çok yadırgamıyorum çünkü kendi sezonumda da biraz hırçın bir karakterdim. Bizim sezonumuzda SMS vardı. Bu sezonda SMS yoktu. SMS olmayınca zaten herkesin kendi karakteri ortaya çıktı. Aslında şöyle oluyor. Doğru olan benmişim diyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Ben neler yapıyorum? Ben boyuna antrenman yapıyorum. Zaten mesleğim benim personal trainer. Antrenörlük bitirdim ben de. Mesleğimi yapıyorum. Peki Survivor size ne kattı? Survivor bana ne kattı? Yani aslında bunu çok anlatamıyorum. Yani Survivor anlatılmaz yaşanır. Ya inanılmaz bir test ediyor yani hayatla ilgili seni. Açıklayamıyorum bunu ya gerçekten. Oyunculuk teklifi alıyor musunuz? Direkt sordum. Henüz almadım. Almalı mıyım? Yani ben çok fazla Instagram'ı iyi kullanmıyorum açıkçası. Bilmiyorum ya geride kalın. Kullanmasını bilmiyorum. Belki kullansam daha farklı şeyler olabilir. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben böyle bir final görmedim. Evet. Siz gördünüz mü? Hayır. Gerçekten inanılmaz bir finaldi. Dün yarı final inanılmazdı. Stres üstüne stres. Ya şöyle herkes hepsi hak etti. Gerçekten son dörtlümüz inanılmaz güçlü bir dörtlüydü. Ogeday oldu var ya. Ama Ogeday dün de yarı finalde de bugün de çok iyi performans sergiledi. Favoriniz miydi? Dördünde de mutlu olurdum ama benim favorim Batuhan'dı önce. Nefise'ye de çok üzüldüm çünkü inanılmaz. Şampiyonun gelişine bakın şampiyon. Bak bak Oge geliyor Oge. Şampiyonun gelişine bakın efendim. Bağırma bağırma yeter bağırma. Çok terliyim öpeyim. İyi misin? İyiyim. Biz devam edelim. Şampiyon aynen, geçti. Aynen. Şampiyon geçsin artık o biraz bizden daha böyle şey. Yok şöyle yani o kadar inanılmaz güzel bir performans sergiledi. Bir de showman. Biz bunu dün söyledik. Dedik ki yarı finalde inanılmaz böyle crowd'la işte izleyicilerle birlikte böyle güzel yapabildi, adapte edebildi onu. Çok belliydi dün sanki ya. Hadi biraz sizden bahsedelim. Evet, müzik çalışmalarınızdan bahsedelim. Evet. Neler yapıyoruz? Yeni şarkım çıkacak Gel Aşkım diye. Küçük bir tane fragman tarzı bir şey teaser verdim. Çok güzel bir geri dönüş oldu herkesten. Çok heyecanlıyım. Gerçekten onun hakkında konuşunca heyecanlanıyorum. Çok seviyorum şarkımı. Şimdi yaz şarkıları bizde çok konuşulur. Evet. Bunun yazın şarkısı olacağına inanıyor musunuz? Ya kesinlikle yaz şarkısı. Benim başka bir şarkım vardı. O daha böyle yavaş slow version. Ama dedik ki ya yaz böyle pop afro bir şey yapalım dedik. Dans edebileceğimiz bir şarkı olacak. Türkçe yanında Sir diye bir rapçim var Onur. İçlerde sizi dinleyeceğiz ya, İnşallah bir şey söyleyeyim mi? Dinleyen herkes şey diyor. Bunu hepimiz dinleyeceğiz bu yaz falan çok mutluyum. Benim yeni bir star mı doğuyor? Evet. Yeni eski yeni star. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol ben.